Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Özellikle de bugünün şöyle bir önemi var. Temel takımımız eğer milli takım değilse lütfen milli takım seçelim. 1 milyar futbol parası etkinliği içerisindeyiz ve bugün milli takım seçmemiz gerekiyor. Çünkü yarın bakımdan önce hangi milli takım seçilmişse yarın sabahki bakımdan sonra attığımız goller o milli takıma sayılıyor. Az sonra detaylara değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünün önemi o. Milli takım kesinlikle temel takım olarak seçilmesi gerekiyor. Yarın ve cuma günü bizleri neler bekliyor? Tek tek onlara baktığımızda öncelikle geçtiğimiz Perşembe günü yeni sezon başladı. Bu sezonla birlikte birçok etkinlik var, hediyeler var. 1 milyar futbol parası kampanyası, turnuvası başladı. Ve Konami bu sezon bizleri neler bekliyor paylaştı ki bunların birçoğu da gelmeye başladı. Örneğin paketler, milli takım paketleri gelmeye başladı. Yarın da yeni paketler gelecek. Big Time oyunculardan bahsetmişti Konami. Maradona, Romario'yu ve David Beckham'ı paylaştılar görselde. Bunlar bu sezon içerisinde gelecek. Ne zaman gelir bilinmez. Belki de bunlardan bir tanesini yarın da görebiliriz. Ki burada şöyle bir durum var. David Beckham'ın da görseli paylaşıldı. 2002 Dünya Kupası'ndan Beckham'ın bir kartı geliyor. Seviyesi 97. Romario, Maradona'yı geçen hafta paylaşmışlardı. Romario 98, Maradona 99 seviyeye çıkmakta. David Beckham'ın geldiği zamanın kartı 2002 yılına ait. 2002 Dünya Kupası'ndan geliyor ki bizim milli takımımız o kupaya damga vurmuştu. Dünya Kupası'nda 3. olmuştuk. O turnuvadan sonra bir daha Dünya Kupası'na katılamadık. İnşallah bir sonrakine de katılabiliriz. Sadece bu üç futbolcu değil, bu sezon içerisinde Konami dedi ki Gerrard gelecek, Batistuta gelecek, Stojkovic, bunlar da gelecek dedi. Fakat yarın hangi paket gelinir? Şimdilik bir açıklama yok. Bu oyunculardan bir tanesini yer aldığı paket olabilir. Yarın mağazaya e-futbol parasıyla satılan paketlerin oraya iki tane milli takım geliyor. İspanya ve Hollanda. Yarın İspanya ve Hollanda gelecek. Pazartesi günü de Belçika ile Portekiz de yine oraya eklenecek. 900 e-futbol parasına satılacak bunlar da. Çünkü bunların içerisinde big time oyuncu yok. Şu anki İngiltere, Almanya gibi. Bunların da 900 e-futbol parasına satılması gerekiyor. İspanya ve Hollanda paketinde kimler var? Henüz daha tüm oyunculara hakim değiliz. Sadece bu milli takımlardan 3 tane futbolcuları biliyoruz. İspanya paketinde bu üçlü kesinlikle olacak. Bunlar daha önce gol.com sitesinden paylaşıldı. 97 seviyeli Rodri defansif orta saha, Santrafor Morata ve göbek futbolcusu Pedri. İspanya paketinde diğer isimler önemli. Güzel paketse, seviyelerde iyiyse aslında alınabilecek paketlerden bir tanesi olabilir. Orta alanda diğer futbolcular, savunmada hangi futbolcular tercih edildi? Kanatlarda hangi futbolcular bulunacak? Bunları da yarın gördüğümüzde alınır mı alınmaz mı değerlendirme yapılabilir. Onun dışında yarın bir de Hollanda milli takımı paketi geliyor. Orada yer alacak 3 tane ismi biliyoruz. Göbek futbolcusu De Jong, Barcelona'nın göbek futbolcusu. Forvet olarak Depay şimdilik paylaşıldı ve stoperde Van Dijk 95 seviyeli kartıyla yarın Hollanda'da yer alacak. Hollanda milli takımı da Dünya Kupası'na galibiyetle başlamıştı. Biz gündeme devam edecek olursak 1 milyar e-futbol parası turnuvası çok önemli. Geçtiğimiz Perşembe günü başladı. Fakat birçok arkadaşımız milli takım seçmediler. O yüzden attıkları goller sayılmadı. Eğer milli takım seçmediysek, belki de seçtik sonradan değişiklik yaptıysak bugün tekrardan milli takım seçmemiz gerekiyor. Oyun kapanmadan, yarın sabah bakıma girmeden önce kesinlikle milli takım seçili olması lazım. Eğer şu an sizde milli takım seçiliyse, örneğin oyun planına girdiğiniz zaman Türkiye logosunu şu an görüyorsak milli takımımız seçilidir. Eğer milli takım değil de bir kulüp takımı seçiliyse, mesela Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi, Manchester United, Barcelona gibi takımlar seçiliyse atılan goller sayılmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bugün milli takım seçelim. Yarından itibaren bir hafta attığımız goller o milli takıma sayılacak. Haftaya çarşamba milli takımı tekrardan değiştirebiliriz. Olur da fikriniz değişirse, başka milli takıma geçmek isterseniz haftaya çarşamba o milli takımı da seçebilirsiniz. Bazen arkadaşlarımız yorumlarda sormakta bunu nasıl seçiyoruz diye, aslında takım değiştirme işlemi oyunda sağ üstteki ekstraya tıkladığımızda buradan kullanıcı bilgileri diyoruz. Sonrasında rüya takım ve buradan temel takımımızı Türkiye olarak seçeceğiz. Avrupa, milli, oradan da Türkiye seçeceğiz. Türkiye milli takımını seçmiş oluruz. Tabii ben şimdi yönlendirmeyeyim ama tabii Türkiye milli takımını seçip bol bol da gol atarsak ülkemiz şu an iyi başladı. İlk 4'teyiz. Yukarılara da çıkabiliriz. Daha turnuvanın ilk haftası olduğu için bir de bazı ülkeler hala olayı anlamadı arkadaşlar. Bazı etkinlikleri yapmayan ülkeler var. Biz hem gol etkinliğinde iyiyiz hem de hafta sonu karşılaşmasında da fena değiliz. İkisinin ortalamasında 4. sıradayız.
Konami dedi ki arkadaş maçını saymıyorum. Deneme maçını saymıyor. Hazır böyle takımlarla maç oynuyorduk o bölümde. Deneme maçının yanında ama International Cup var, orası sayılıyor. Onun dışında bir de online hızlı maçı saymıyor. Deneme maçı, online hızlı maç ve arkadaş maçı. Onun dışında GP kazandığımız, hediyeler kazandığımız etkinliklerin hepsi sayılıyor. E-Futbol Ligi sayılmakta. Oynadığımız çoğu şey aslında sayılıyor. Ödüllerle alakalı ben sıklıkla açıklama yapıyorum ama bazen yorumlarda gelmekte. Dün de bazı arkadaşlarımız sordu. 300 e-futbol parası 8 Aralık tarihinde verilecek. Örneğin oyuna başlarken Türkiye'yi seçtiyseniz ve bu turnuvada da yine Türkiye'yi seçtiyseniz, kendi ülkemizi seçtiğimiz için 300 e-futbol parasını veriyor. Sonra da yarışmadan hangi ülkeyi seçtiysek o ülkenin alacağı paralar da 1 milyar e-futbol parasının hediyeleri de 22 Aralık tarihinde verilecek. Biz hep Türkiye'yi seçtiysek 8 Aralık'ta 300'ümüzü alıyoruz. Sonra Türkiye'nin sıralamasına göre 22 Aralık tarihinde Türkiye'nin sıralamasından ne kadar para düşüyorsa onlar herkese verilecek. Dün oyuna girdiğimizde ücretsiz top açma hakkı verildi. Tüm ücretsiz top açma hakları Fransa'dan veriliyor arkadaşlar. Ve Fransa'nın içerisinde de 5 tane futbolcu var. Oradaki tüm futbolcuları çıkaracağız. Konami o futbolcuların hepsine biz de aslında bir bakıma hediye ediyor. Oyuna eğer dün girmediyseniz lütfen bugün girin. Girdiğinizde ücretsiz top açma hakkını elde edebiliyoruz. Bundan 3 tane daha verecek. Cuma günü verecek, 25 Kasım tarihinde. Sonra haftaya Salı, sonra Cuma. Cuma, Salı, Cuma şeklinde 3 kere daha bu hediyeler verilecek. Pakette daha önce çıkan isim bir daha çıkmıyor. Toplamda da 5 tane hediye verildiği için buradaki 5 oyuncuyu Konami bize aslında hediye ediyor. Sadece oyuna giriş yapmak yeterli top açılımını elde etmek için. Geçen hafta verilmeye başlanan hediyeler yine devam etmekte. Günlük giriş bonusu bu hafta da var. 4 haftalık açıklandı. Günlük GP'ler veriliyor. 5. gün 50 futbol parası. Yarın Player of the Week yok arkadaşlar. Konami yarın gelmeyeceğini söyledi. Fakat pazartesi gelecekmiş. Ertelemeli bir şekilde gelecek. Ve International Cup'a bakılacağını söyledi. Bakalım nasıl bir Player of the Week karşımızda olacak. Milli takımlardan oyuncular gelecek. İnşallah yüksek seviyeli güzel kartlar olur. Milli takım kartları. Cuma günü bizler için çok önemli arkadaşlar. 1 milyar e-futbol parasıyla alakalı hafta sonu etkinliği Cuma günü gelecek. Cuma, cumartesi, pazar günü bunu oynayabiliyoruz. Ve bazı ülkeler bunu tam olarak anlamadı. Gol etkinliğinde üst sırada olsa da bu etkinliği yapmadıkları için doğru düzgün sıralamada geriye düşen ülkeler var. Biz bu etkinlikte fena değiliz. Burada şunu yapmamız gerekiyor. Bir maç oynayınca etkinlik tamamlandı diyor ama bir maçta bırakmamamız lazım. 15 tane maç oynanmasını istiyor Konami. Diyor ki burada 15 maç oynansın. İlk 50'ye girenlerin ben son 15 maçına bakacağım. Hatta 15'in üzerinde de oynayabiliriz. Sonra sıralamada diyor ben ilk 50'ye girenlere son 15 maçına bakarak puanlamayı yapacağım. Birçok ülke bir maç oynayıp bırakmış. Sadece GP hediyesini almış, bırakmış orada. Ama burada oynayabildiğimiz kadar maç oynamamız lazım. Son 15 maçımız iyiyse orada bırakabiliriz. Birçok arkadaşımız 3 maç, 5 maç, 7 maç oynamış. Onlar da katkı sağlıyor. Ülkemizden 15 maç oynayan çok az arkadaş vardı. Burada ne kadar çok maç oynayıp ne kadar çok galibiyet alırsak ülkemizi burada daha üst sıraya çıkarırız. Golde de fena değiliz. Genel sıralamada 3 ve 2. sırayı bu hafta zorlayabiliriz. Her iki taraftan da iyi mücadele ediyoruz. Dediğim gibi birçok arkadaşımız burayı belki bir maç, iki maç oynayarak bırakmış olabilir. Vaktimiz varsa, oynamayı da seviyorsak 15 maç oynarsak bayağı iyi olacak. Yeni bilgiler olursa, farklı bilgiler olursa karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Son olarak tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer temel takımınız milli takım değilse lütfen bugün milli takım seçelim. Milli takım olmazsa attığımız goller sayılmıyor. Türkiye'yi seçmek istiyorsak temel takımımızı Türkiye seçelim ve yarın bakımdan sonra kaydımız olmuş oluyor. Kayıt demek sadece takım seçmek. Attığımız goller bir hafta boyunca o zaman milli takımımıza sayılacak. Zaten milli takım seçiliyse herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Aynen öyle devam edecek. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.